Hapishane Hatıraları Üzerine Birkaç Söz Rıza Tevfik'in Hapishane Hatıraları adı altında kaleme aldığı hatıraları 1908 yılı ortalarında İttihat ve Terakki Fırkası taraftarlarınca Selanik'te yayınlanan haftalık siyasi ve edebi muhtevalı bahçe mecmuasının 26 Ağustos 1324 8 Eylül 1908 tarihli Altıncı sayısında tefrika suretiyle neşredilmeye başlanır. Orta boydaki mecmuada iki sütun üzerinden bir buçuk iki veya iki buçuk sayfa halinde yayınlanan bu hatıralar arada bazı sayılardaki atlamalar dışında mecmuanın 23 Haziran 1325 6 Temmuz 1909 tarihli 44. sayısına kadar 31 tefrika olarak devam eder. Yayınlanışı üzerinden 100 yıla yakın bir zaman geçmiş olduğu halde bunların şimdiye kadar 2. Abdülhamit dönemi üzerinde araştırma yapanların dikkatini çekmemesi büyük bir ihtimalle tefrika halinde kalmış olması ve mecmuanın tam koleksiyonun tek bir kütüphanede bulunmayışı ile açıklanabilir. Henüz ikinci meşrutiyetin ilanı izleyen günlerde yayınlanmaya başlanan bu hatıralarda Rıza Tevfik daha ziyade ilk defa hapse girdiği 1892 yılına ait olayları söz konusu etmektedir. Olayların ceryan ettiği tarihlerde Rıza Tevfik henüz politikaya girmediği için naklettiği hadise veya verdiği hükümlerde tarafsız görünmeye dikkat etmekle beraber yine de bütün bu olup bitenlerin 2. Abdülhamit devrinde ceryan ettiğini ve bu hatıraların da genel olarak doğrudan doğruya bu devrin tenkidi mahiyetinde olduğunu gözden uzak etmemek gerekir. Rıza Tevfik'in hatıraları Osmanlı İmparatorluğu'nun ölüm kalım savaşı verdiği son derece bunalımlı ve kritik günlerde yazılmış olup Rıza Tevfik bu sırada 39-40 yaşlarındadır. Bu hatıralar ise onu ilk defa hapse girdiği 1892 yılında tamamen suçsuz olarak 40 gün kadar zaptiye nezaretinde kaldığı günlerde başından geçen olaylardan meydana gelmektedir. Rıza Tevfik bu sırada henüz 23-24 yaşlarında. Mektebi Sultani ile Mektebi Mülkiye ve Mektebi Tıbbiye'den kovulmuş. Fakat Tophane Müşiri ve Mektepler Nazırı Zeki Paşa'nın araya girmesiyle Mektebi Tıbbiye'ye tekrar kabul edilmiş. Kendi ifadesiyle mimli bir talebedir. Yine bu yıllarda şiirler yazar. Batılı filozofların ve özellikle materyalist felsefecilerin eserlerini okur. Bir kısım arkadaşlarıyla çeşitli toplantılar düzenler. Onlara ilmi ve felsefi mahiyette konuşmalar yapar. Mektebi tıbbiyeyi ikinci defa kabulünden yaklaşık 7-8 ay kadar sonra yine bir gün Sirkeci'de Salkım Söğüt civarında İstavri'nin kahvesinde. O sırada henüz gizli iddiati Osmani cemiyetinin kurucularından Abdullah Cevdet, İshak Sukiti, ve Hüseyin Zade Ali'nin de bulunduğu çoğunluğunu tıbbiyelerin meydana getirdiği bir talebe topluluğuna en mükemmel hükümet şekli hangisidir konusunda bir konuşma yapar. Bu konuşma hemen o gün jurnal edilir ve Rıza Tevfik ertesi günü devrin tanınmış hafiyesi Köçekoğlu'nun yamağı Dağıstanlı Ziya Faik tarafından yanında bir nevi pansiyoner olarak kaldığı İsmail Kemal'in Arnavut köyündeki evinden alınarak zaptiye nezaretine Nazım Paşa'nın huzuruna götürülür. Rıza Tevfik'e göre son derece zeki, nazik, kibar, edip ve münevver denebilecek bir adam olan Nazım Paşa ona bir suçludan ziyade bir misafir muamelesi yapar. Hatta zaman zaman evine çağırır. Sofrasına oturtur ve çeşitli konularda kendisiyle uzun uzun sohbet eder. Fakat bütün bu iyi muamelelere rağmen serbest bırakmaz. Rıza Tevfi'nin zaptiye nezaretinde adeta el üstünde tutulduğu bu günlerde geri planda neler olup bittiyse tam olarak bilinmemektedir. Rıza Tevfik hakkında verilen jurnaldeki isnatların uydurma ve tamamen asılsız olduğunu savunarak Nazım Paşa'ya suçsuzluğunu kabul ettirdiği halde kaldığı evin aranacağı ve kendi el yazısıyla sosyalist veya Darwin taraftarı olduğunu gösteren bazı vesikaların bulunduğu yolunda bir takım bahanelerle hemen salı verilmez ve tutukluluk süresi 40 günü bulur. Rıza Tevfik 1939 yılında Cünye'de Kandemir'le yaptığı röportajda söz konusu bu ilk hapis hadisesinden bahsederken Nazım Paşa için Hakkımda pek büyük şüpheler besleyen saray halkını tatmin ile beni çok müdafaa ettiğini bilahare Halide Edip'in babası merhum Edip Bey'den işitmiştim dediğine bakılırsa Nazım Paşa oldukça zeki ve kültürlü bu gence itimat telkin etmek Belki de onu devlet hesabına kazanmak için büyük bir gayret sarf etmektedir. Nazım Paşa bu gibi işlerle uğraşırken Rıza Tevfik ise her zamanki kayıtsızlığıyla içine düştüğü duruma fazla aldırış etmeden çevresindekilerle olan normal ilişkisini sürdürür. Onun çevresiyle bu tür rahat bir ilişkiye girmesi, bu sırada bizzat görüp duyduklarını yazıya dökmesi, devrin arka planda kalan değişik sosyal tabakalarını kısmen de olsa açıklaması bakımından son derece önemlidir. Hatıraların çeşitli sayfalarında o devir hapishanelerin iç yüzünü, vatandaşlar ne gibi sudan bahanelerle jurnal edilip hapse düştüklerini, sayısı binlere varan hafiyelerin ne kadar basit arzularla bu teşkilatın içine girdiklerini, Müteferrikanın devletin memur maaşlarını ödeyememesi durumunda veya memurların ay başlarını çıkartamadıkları zamanlarda devleti içten içe kemiren Ermeni ve Rum sarrafların memur aylıklarını nasıl yok bağısına kırdıklarını ve bütün bunların sonunda da hemen her alanda iflas etmiş koskoca bir Osmanlı Devleti'nin nasıl süratle çökmekte olduğunu adeta görür gibi oluruz. Rıza Tevfik yeni hapishanede bir gün Zaptiye Nezareti'nin yakınlarında Muhtemelen genel ev kadınlarının kendi aralarında yaptıkları münakaşalara tanık olur. Sefalet bataklığına düşmüş bu kadınların birbirlerine ve dünyaya karşı takındıkları umursamaz tavırdan hareket eden Rıza Tevfik, toplumdaki bu sosyal facianın bile felsefi açıdan yorumunu yapmaya çalışır. Pesimisme anlayışıyla bu sefil kadınların hayatı ve kendi hayatı arasında bazı ilişkiler kuran Rıza Tevfik daha sonra polis ve polislik mesleği üzerinde de bazı bilgiler verir. Polise için gerekli gördüğü temel eğitimden bahseder. Hatıratın daha sonraki sayfalarında Mızır Neşriyat konusuna da eğilen Rıza Tevfik, "Mızır olan kitap değil, insandır." diyerek kitap yasaklanmasına şiddetle karşı çıkar. Ve 2. Abdülhamit yönetiminde çeşitli sebeplerle yasaklanan, yakılan, keyfi olarak tahrif veya ihtisar edilen bir kısım kitapların adlarını vererek durumu ağır bir dille eleştirir. Ayrıca devlet dairelerindeki bürokrasi anlayışı ile bürokratların davranışlarında örnekler vermek suretiyle yeri geldikçe tenkit etmekten geri durmaz. Bir toplumu ve bir ülkenin geri kalışını ya da ilerlemiş olmasını yönetim tarzından ziyade, İnsan tipleriyle açıklamayı tercih eden Rıza Tevfik, İstanbul halkının fitri zekasından söz ederek İstanbul'un ülkenin değişik yörelerinden gelmiş cesur zeki ve müteşebbis adamlarla dolu olduğunu, ama bütün bu insanların memleketi geri kalmaktan kurtaramadıklarını belirtir. Rıza Tevfik'e göre Türk halkının sahip olduğu fitri zeka ve kurnazlık keşif ve ilerlemeler konusunda memlekete en küçük bir fayda sağlamamakta. Bu zeki ve cesur adamlar da memlekete hizmet yerine birbirinin ayağını kaydırmakla meşgul olmaktadırlar. Rıza Tevfik burada memleketi geri kalmaktan ancak başkalarının sırtından para kazanmak yerine şahsi teşebbüsün kurtarabileceği görüşünü savunur. Bütün bunlarla Rıza Tevfik'in hatıraların yayınlandığı 1909 tarihinde memleketin siyasi, sosyal ve iktisadi durumu üzerine son derece isabetli tahlil ve değerlendirmeler yapmış olduğunu da burada belirtmek gerekir. Rıza Tevfik, nezarethanede geçirdiği tutukluluk sırasında bir gün ansızın huzura çağrılıp Rıza Efendi, kabahatin olmadığı sabit oldu. Artık serbestsin denilerek önüne de bir kese altın bırakıldıktan sonra Padişahımızın ihsanı şahanesidir. Şimdi var padişaha dua et. İltifatıyla kendisinden devlet ve millete hizmet beklendiği belirtilince çok şaşırır. Hemen ardından bu teklifi gayet nazik bir şekilde reddeder ve madem ki bana bir günah olarak bu eziyeti yaptıkları anlaşılıyor, o halde bana iftira etmişlerdir. Bu hafiyeler her kimse mutlaka cezalandırılmasını isterim. Diyerek bir süre direnirse de onun itirazına karşılık görevli memurlar böyle şey olmaz oğlum. Hadi sen git istirahat et. Sakin ol. Sözleriyle teskine çalışırlar. Bu tutuklanma dolayısıyla mektebi tıbbiyeden ikinci defa uzaklaştırılan ve bu yüzden de ne gidecek bir yere ne de cebinde beş parası bulunan Rıza Tevfik, zaptiye nezaretinden çıkınca bir süre Şehre Manaiti muhasebecisi Reşat Bey'in oğlu, mektebi sultani arkadaşlarından Reşit Bey'in evinde misafir kalır. Bu arada da hemen her gün Muntazaman daha önce el konulan kitaplarından zararsız olanları geri almak için nezarete uğramak zorunda kalır ve her seferinde de bugün git yarın gel muamelesiyle karşılaşır. Ancak bu son derece masum ziyaretler bile bazı çevreler tarafından derhal istismar edilerek arkadaşları arasında onun bir hafiye olduğu ve jurnaller verdiği yolunda söylentiler çıkarılır. Rıza Tevfik ise tam bir kararsızlık halinde böyle bir zan altında dolaşırken daha önce kendisini jurnalleyen kişinin bir Ermeni kitapçı olduğu söylentisi üzerine gidip bir gün Babay'da kitapçı ve o annesi fena halde hırpalar. Kendisini tevfik için hiç kimsenin gelmediğini görünce de bu defa Nazım Paşa hitaben hafiyelerin cezasını Allah'a bırakmayacağından bahisle son derece küstah ifadeler taşıyan bir mektup kalemi alır ve bu mektubu Nazım Paşa'nın evine giderek bizzat kendi eliyle verir. Mecmuada tefrika edilirken olayların bu tarzda bir gelişme sürecine girdiği sırada hatıralar birdenbire kesilir. Mecmuanın en son tefrikanın yayınlandığı 44. sayısında Mabadi var ibaresi yer aldığı halde hatıralar burada herhangi bir açıklama yapılmaksızın kendiliğinden son bulur. Esasında mecmua yayınını düzensiz bir şekilde çeşitli aralıklarla 52. sayıya kadar sürdürür. Derginin haha sonraki sayılarında Rıza Tevfik'in Hüsnü ve Mahiyeti başlığıyla doğrudan doğruya estetik konusuyla ilgili bir seri makalesi yayınlandığı halde nedense hatıralardan tek kelimeyle olsun söz edilmez. Hükümeti sabıka idaresine zaptiyeye bir kerecik olsun başvurmamış. Birkaç gün hiç olmazsa Meri Yül Hatır odasında oturmamış bir adam varsa şüphesiz talihsizdir. Zira oraları hakikaten görülecek yerlerde. Ben bu hususta dahi talinin lütfuna masariyetle mümtaz olanlardan birisiyim. Zira bir kere o mübarek yerleri gördüm. Kuruni Vusta'da Borgialar idaresinde Venedik şehrini ziyaret etmiş olsaydım, bu kadar mütelezziz ve bu kadar müstefit olmazdım. Saniyen vücudumun ne kadar çetin ve eziyete mütehamil olduğunu anlamak için böyle bir ufak tecrübeye birkaç günlük çileye ihtiyaç vardı. Şurasını ihtar edeyim ki sekenesi pek mühiniz ve şatır olan o yerlerin ma teessüf abu havası zannedildiği kadar latif değildir. Salisen cemiyeti beşeriyenin bir mühim ve muhterem kısmını yakından mütala etmeseydim hayat, maişet, hissiyatı umumiye, elhasıl felsefeyi içtimaiye hakkında bu kadar mühim tecrübelere muvaffak olamayacak idim. Bilseniz bu benim için ne kadar büyük bir mahrumiyet olurdu. Zola olanca şumule hükmetiyle manayı hayatı bir tecrübe tahkik edip öğrenmek için olur olmaz yerlere girer çıkarmış. Zamanımız tecrübe zamanıdır. Böyle olmadıkça olmaz. Binaile Zola'nın şu halini pek beğenirim. Benimle görüşen birçok ecnebiler makamı, iltifatlı malumat ve efkarı felsefiyemi tebrik ettikten sonra Avrupa'ya seyahat edip etmediğimi sual ederlerdi. Ben memleketimden bir yere gidememiş dediğimi söyleyince oldukça samimi bir hayretle yüzüme bakarak ''Nerede ikmali tahsil ettiniz?'' diye sorarlar. Ben de adi suale karşı kemali fahr ve gururla devlet hapishanelerinde cevabını verirdim. Bir tabi bu nazik gazete muhabirleri biraz aklımda muazenesizlik olduğuna kanaatlerine ima edecek surette davranırlar. Ve bir sukuiti hürmet pervarene ile tekrar yüzüme bakarlar ve tebessüme bile cesaret edemezlerdi. Fakat ben hayatımda Esane Umumiye'yi tereddüde düşürecek bir tek noktanın bile meskûtunun an bırakıldığını razı olamam. Böyle bir mizaca malik olduğum için izahata girişirdim ve hakikaten hayat içtimai hakkında hasıl ettiğim malumatı tecrübeyi felsefe kitaplarından ziyade mahalle kahvelerinde, hanlarda, kaldırımlarda, hele hapishane köşelerinde iktisap etmiş olduğumu anlatır.'' ve kendilerini ikna ederdim. O zaman elimi sıkarak bir daha tebrik ederlerdi. Ne garip, masariyet, hapisten çıkmış bir adam şayanı tebrik görülsün. Ondan maada benim bir büyük kuvveti maneviyem var ki her felakete karşı muvazeneye fikriye ve vicdaniyemi temin eden esbaptan biridir. Ben her vakayı keyfime hoş görünen cihetinden telakki ederim. Yani optimist bir adamım. Her hal ve vazına göre hadisatı elimenin bir nisbe, ehven ve hafif bir ciheti olduğuna kanaatim vardır. Alal husus en feci felaketlerde bile bilenlere göre bir mutuika vardır. Ben eziyetlerin içinde o mutuikayı hayatı temaşa ede gelmişimdir. Şiddetle baş ağrılarına müptela ve komedi temaşasına pek meraklı bir adamın Haline benim şu halime pek benzetebilirsiniz. Baş ağrısı ve mide rahatsızlığı bence gülmeye mani değildir. İşte size mizacı garibimin bir küçük sırrını faş ettim. Niçin her felakette güler yüzlü bulunduğumu anlamak için bu kadarcık ifşa kifayet eder. Üst bütün esrarımı dökmeyeyim. Onlar benim daimi şetaretimin tükenmez sermayesidir. Tevcihata samimiyelerine masariyetle bahtiyar olduğum bunca kardeşlerime şimdi o müthikalardan bazı temaşalar arz etmek isterim. Daha doğrusu kendilerinin arzusunu yerine getirmek için hapishane hatıralarımdan bazılarını şimdi nakledeceğim. Her zaman ağır ve ciddi mevzulardan bahsedecek değiliz ya. Ben hekimlik etmiyorsam da tabibim yani emrazı muhtelifi hakkındaki nazariyeti müteberri bilirim. Emrazı asabiyeden bazı garip hastalıklar vardır ki bigane ilim olanlar nazarında pek tabii ahvalden farklı görünmez. Mesela daüsla serserilik bu kabildendir. Ben hamdolsun cismen ve manen hayli sağlam ve kuvvetli bir adamım. Fakat bu gibi emrazı asabiyeye iptilamı çoktan anlamış idim. Husuysa yeni bir maraz ile zaman zaman bizar olduğumu tamamıyla tahkik etmiştim. Buna mahbusiyeti müzmine diyebilirim ki ikide bir de nüks etmek gibi tehlikelerden salim değildir. Bu hastalık nüks edince insanı bir nevi daha üst sılaya müptela eder ve zaptiyedeki vatanı aslisini şiddetle özler. İşte bundan başka hastalığım yoktu. O da hamdolsun biraz hafifledi. Şimdi anlatayım. Bundan 16 sene evvel Tıbbiye-i Mülkiye'nin ikinci sınıfında bulunuyordum. Mülkiye-i Şahane'nin 4. sınıfından Tar dedileriyle 2 seneden 7-8 ay geçmişti. Pederimi de kaybetmiştim. Arnavut köyünde İsmail Kemal Bey'in evinde oturuyordum. O zamanlar bile olur olmaz meseleler hakkında konferans vermek gibi bir münasebetsiz merakım vardı. Geceleri İsmail Kemal Bey ile mübahase ve mücadele eder gündüzleri Hamidiye Caddesi'nde tramvay yoluna nazır bir otelin altında İstavri'nin kahvesinde buluşurduk. Tıbbi askeriye talebesinden birçok kimselere mülaki olurdum ve sosyalizm, materyalizm gibi meselelere dair uzun uzatıya sözler söylerdim. O konferanslarda bulunmuş olan arkadaşlarımdan burada bir kimse vardı. Hukuk talebesi de bize itihak ederdi. Bunlar arasında Ziya Faik isminde dahi biri varmış ki bugün İngiltere'ye kaçıp da bir hayli şarlatanlıklarla nazara dikkati celp etmek isteyen ve kendi eliyle bilmem kaç yüz kişi boğduğunu söyleyen Ziya Bey odur. Bu adamın cibilletini sıra geldikçe tarif edeceğim. İşte bu Ziya beni bir müddet dinledikten sonra dinsizlik ve sosyalistlik ile beni jüriyar eder. Güya biz bütün talebe cemaati bir cemiyeti hafiyeymişiz. Dinsizlik esası üzerine iştiraki enval iddiasında bulunurmuşuz. Ve bunlara bu fikirleri veren dahi ben imişim. Hatta bir yeni din dahi tesis eylemişim. Karini kirama bu iddialar tuhaf gelir. Belki de mübalağayı hamlederler. Fakat o zaman zaptiye nazır olan Nazım Paşa bugün sağdır. Veli değilse de bir yerde validir. Onu icabı takdirinde söyletebilirim. Bu jurnal üzerine bir akşam beni İsmail Kemal Bey'in evinden almak için Ziya Faik memur olarak gelmiş. Fakat yalnız gelmemiş. Zaptiyeden iki jandarma ile bir de polis getirmiş. Kendi eliyle yüzlerce adam boğazladığını iddia eden bu şarlatan haddi o kadar korkaktır. Bana Arnavut köyünde Sultan Sarayları önünde tesadüf etti. Benim bir ayağım cimnastik yüzünden hayli zedelenmiş olduğu için aksıyordu. Ben de topallaya topallaya bir bastonla bahçeye gidiyordum. O esnada bir herif selam verdi ve paşa hazretlerinin beni istediğini nazikane bir eda ile söyledi. Hangi paşa? dedim. Ve kendisini bir genç ağa zannettim. Zaptiye Nazırı Nazım Paşa cevabını verince bu küçük gözlü, kuru yüzlü, zayıf delikanlıyı İstavri'nin kafesinde görmüş olduğumu biraz der hatır eder gibi oldum ve işi anladım. Aramızda şöyle bir muhavere ceryan etti. Pekala Paşa Hazretleri'ni şimdiye kadar hiç görmemişsem de arzı hulus ederim. Yarın geleceğimi tebliğ buyurunuz. Olmaz efendim şimdi teşrifiniz lazımdır öyle emir aldım. Anladım azizim beni tevfike gelmişsiniz açık söyleseniz ya. Maa Öyleyse buyurun İsmail Kemal Bey'in evine gidelim. Ben orada ikamet ediyorum. Bir kere uğrayalım, haberleri olsun. Beni beklemesinler. Bu mümkün değildir efendim. Her türlü münasebetten sizi men etmek üzere emir aldım. Gel, gel azizim. Fazla gayret gösterme. O emirlere de pek kulak asma. Henüz ben mahkum değilim. Olsa olsa maznun olabilirim. Bu sözlerime karşı biraz daha söylenmek istediyse de ben ileri doğru yürümeye başladım. Kendisi jandarmalarıyla polisini iskele taraflarında bir yerde bırakmış olduğu için tek başına beni zorla istediği yere götüremeyeceğini anlayarak müteahhane takip etti. İsmail Kemal Bey Arnavut köyünde Monsör Edwards'ın evinde kirayla oturuyordu. O hane bugün Celal Paşa'nın malikanesidir. Gittik ben Ziya Bey'i harem cihetinin kapısına kadar götürüp orada bıraktım. İçeriye girdim. Biraz bekle dedim galiba kaçacağım diye endişe etmiş olmalıdır ki kendisi dahi gelmek istedi. Hareme girilmez dediğim yerde durup bekleyiniz. Ben kaçmam merak etmeyiniz dedim. İçeriye girdim Kemal Bey yoktu. Çağ çabuk bazı talimat verdim. Mektuplarım vesaire muharebatım bir paket halinde kütüphanemin muayen bir gözünde idi. Onu bir yere gizlemelerini ve kütüphaneyi olduğu gibi terk etmelerini harem halkına hizmetçilere tembih ettim. Şayet zaptiyeden gelip de bir şey almak isterlerse ben olmadıkça hiçbir şey vermemeleri lüzumunu da ilaveten ihtar eyledim. Halbuki benim odam bahçeye nazırdı ve İsmail Bey'in kütüphanesinin alt katını teşkil ediyordu. Ve Ziya Bey'le de odamın önünden geçmiştik. Sonra çıktım ve kendisine şimdi buyurun gidelim dedim. İskeliye gelince zaptiyeden gelen jandarmalarla polisi gördüm. Saat 12 sularıydı. Biraz vapuru bekledik. İstanbul'a vardığımız zaman adeta karanlık olmuştu. Ayağım pek fena rahatsız olduğu halde beni hayli müddet yayan yürüterek Zaptiye Nazır'ın evine götürdüler. Araba teklif ettim. Bulunamadı. O zamanlar Zaptiye Nazırı şimdiki Cezayir'e Bahri Sefit Valisi Nazım Paşa idi. Mahmut Paşa da Hoca Han'ı civarında Mühtedi Necip Efendi'nin evinde kirayla oturuyordu. Oraya gittik. Bilmem ne emir verildi kimseyi görmeden zaptiyeye sevk olundum. Saat üç raddelerindeydi ki beni nazarın odasına ha, yakın bir küçük odaya kendi tabirlerince misafir ettiler. Yanıma dahi iki polis nasip ettiler. İlk defa böyle bir şakaya maruz bulunduğum için geçirmekte olduğum saati müphemeyi, hayatın manayı, hakikesini pek anlayamıyordum. Uzunca konuşmaya takat ve istidat olmakla beraber etrafımdaki zatlara bir iki söz söylemek istedim. Gayet kısa cevaplarla mukabele ederler. Hatta bazen hiç cevap bile vermeyerek soğuk soğuk yüzme bakarlardı. Ben bu hale karşı hayret ettim. Benden haz etmediler. Konuşmaktan zevk almıyorlar dedim. Vakay samiayı vicdanıma bir yerdeki yok nameni takdir edecek güç Tazi-i nefes eyleme, tebdili makamet, et. Beytini Ziya Paşa'nın ruhu bir an ilham etmişti. Fakat tebdili makama imkan olmadığını bildiğim için ikinci Mısra'nın hükmüne ittiba mümkün olamazdı. Sustum. İstanbul'un hele Ayasofya Meydanı gibi Bizans hatıralarıyla mali bulunan ve hükümet namına meşheri tarihte icra edilen Rezail'in, denayetin, maskaralığın bir sahneyi pür ibreti olan o eski İstanbul'un geceleri ne kadar sevda feza bir sükunet içinde geçer bilir misiniz? İnsan o yerlerde asırlarca hüküm ferma olan hayasız medeniyetin tarihi sefahat ve şenahatini biraz hatırlarsa, Bizans halkının hamamlarda geçirdiği kirli bir hayatın yorgunluğunu Ayasofya meydanın afakında hala bir mahmurluk halinde hisseder. İşte ben de kendi kendime pencereye nasbı nikah etmiş bunları düşünüyordum. Fakat gece pek karanlık olduğu için afakta gözlerim bir kabusu zülmetten başka bir şey görmüyor.'' Kulaklarım dahi hayatı ailemin hatıralarıyla beni dünyada mesut görmek istediğini her zaman bana söylemiş ve fakat görememiş olan zavallı merhume validemin tatlı sesiyle çınlıyordu. Biz o sükut içindeyken birdenbire ya nidasıyla kendime geldim. Bu güzel sesi tanıyordum. Ara sıra gazel söyleyerek orta yaşlı bir dervişin oralardan geçtiğini görür ve bir müddet kendisini dinlemeden susardım. Evet yine o adam geçiyor ve dostluk dediğimiz hissi mukaddesi terzil ve tezlil etmiş olan İstanbul halkı çoktan uykuya varmış olduğu halde ya dost nidasıyla bilmem kime hitap ediyordu. Fakat ben bütün bütün uyanmış ve kendime gelmiştim. Dikkatle dinledim. Sükût ile geçen bir küçük fazladan sonra, kimseyi dil tengi azaretme sultanlık budur. Kalbi muhuri taht gah eyle Süleymanlık budur. Beyti meşhurunu okumaya başladı. Bu adam daima rastan okur ve pek vakıva rane bir edayla okurdu. Fevkalhat bir duygu ile mütehassis oldum. Gözlerimin yaşarmak üzere olduğunu hissediyordum fakat büyük bir izzeti nefsim vardı. Çocukluğumda bile ancak hiddetimden ağlardım ve hayli zamandan beri ağlamayı unutmuştum. Bu adamlara ağlamak, istidadında olduğumu göstermemek için cebri nefs ettim. Bir ufak raşe ile o istidat benden zail oldu. Bu sefer Kemali Sükunetle bu dervişi Gazelhanı dinliyordum. Hatta müsterih ve müteselli olarak dinliyordum. Biraz sonra etrafımda bulunan polis efendilere hitaben ne kadar güzel söylüyor demekten kendimi alamadım. Cevap olarak onun sesi gibi ses yoktur. Lakin şarkı markı bilmez. Mülazasını duyunca sustum. Arkadaşlarım ne demek istediğimi gerçekten anlamıyorlardı. Ben de anlatmaktan sarfı nazar ederek sesimi kestim. O durduğumuz oda zaptiye nezareti tercümanın odasıymış. İstirahat zamanı ve hele lüzumu hissi olunca kendi kendime hareket etmiş olmamak için artık uyku uyumaya müsaade istedim. Yatak getirmeye gittiler fakat getirdikleri şilti o derece pis ve müstekreh idi ki polis efendilerden birisi beyefendi edersiniz. Kanepe üzerine uzansanız daha iyi olur. Bu şiltede olur olmaz kimseler yattı. Hatta en sonra Mısır'dan hasta gelen bir kişi yatıyordu dedi. Bu adamın ihtaratına çok teşekkür ettikten sonra kanepeye elbisemle uzandım. Fakat hava rahatip ve soğukça olduğu için derhal uyudum. Vicdane beşerin garip garip tecelliyatı vardır. Bu tecelliyatın esbabı hakikiyesi manayı sarihi henüz bilinemiyor. Lakin bazı ahval ile münasebete olduğuna şüphe dahi kalmıyor. İşte o kabilden olarak ben de o gece uzun uzun rüyalar gördüm. Öyle müteselsil ve o kadar uzun ki bütün sergüzeşli hayatımı yeni baştan yaşıyordum. Gezdiğim yerlerde gördüğüm şeyler, çocukluğum, ilk mektep hayatı, Rus muharebesi, muacillerin sefaleti, İzmit'e seyahatimiz, Validemin pek genç ve dinç iken orada vefatı elhasıl o zamana gelinceye kadar ne görmüş geçirmiş isem yeniden görüp geçiriyordum. Nasıl yaşamış isem tekrar öylece yaşıyordum. Hatta uyandığım zaman zaptiye nezaretinde bulunan küçük memurun ihtarıyla uyanmıştım. Anlaşılıyor ki o pis odada, o yırtık kanibede gayet rahat uyumuşum. Hem müteadımdan fazla uyumuşum. Odaya erkence tercümanlar geldi. Asıl tercüman Abdülkerim Bey isminde kırmızı sakallı bir Maruni efendiydi. Bit tabi bana gayet ehemmiyetsiz bir selam resmi vererek yerine oturdu ve önündeki sefil ve pis yazı masasında meşgul olmaya başladı. Ben bu zatın çehresinde bir aşinalık gördüm ve vaktiyle mektebi sultani arkadaşlarımdan olduğunu yakinen bildim. Fakat düşkünün dostu olmaz. Meselenin manasını dahi pek iyi bildiğim için kendisine arkadaşlığımızı ihtar etmekten sarfı nazar ettim. Zaten hiçbir kimsenin yardımına muhtakır değildim ve o gibi ahvalde olmadım da. Lakin o da beni tanıdı. Arkası yar.